Euroleague? Hayır. Zeke'in performansının ben çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta Euroleague'i bir tık daha etkileyen bir oyuncu Zeke. Clutch anlamında da clutchlarda çıkarmayı başarmıştı önceki mücadelesinde oynadığında. Evet ve ikinci haritaya geçiş yapıyoruz. Securitas savunmada başlıyor. Evet, taraf seçimi onlardaydı. Bunlar da City'yi seçmişler. Aura! Buradan iki tane headshot. Üçüncüyü de buldu Aura. Dördüncü gelecek mi bakalım? Aura tek mi vermesi var? Dördüncüyü bulamıyor ama Aytun çok zorlandı Aura'dan. Dört skorla kapatılan bir pistol round Securitas adına. Ve Aytunç yaklaşık bir 15 mermiyle rakibini düşüremeyince reload yapıldı. Dördü de vurdu Aura. Evet, yani işte beklediğimiz Aura performansı bu aslında. Yani oyuna etki eden, round kazandıran takımına ekstra skorlar almasına gerek yok. Round getiren skorlar alabilse, ekstra çıkartabilse bu skorları çok çok daha rahatlayacak Securitas tarafı. Ve ilk roundu kazanmayı başardılar. Şimdi bir Bolbandana yapısını kullandı. Delik orada yakalayacak deli fişeği. Çok güzel bir flash geldi o tarafta. Bir isim daha var. O ismi bulabilecekler mi? O da geriye doğru çekiliyor ve B tarafına doğru şekillenecek gibi duruyor oyun biraz da. Evet, soldaki ismi muhtemelen bozabilmiyor. Ve Mugi burada headshot'ım gönderdi. Faması aldı, hemen uzaklaştı oradan. O deneyecek tekrar. 32 canı var sadece. Bir tane flash desteği geliyor. O pozisyonda Berkan meydan ve skoru buldu Paul Bandana. Mugi az canıyla Paul Bandana'yı bulmuş olsa da jetleyeyim. Rin skorunu aldıktan sonra 1'e 3 bıraktılar. Mugi Warolf'u. Ve şansı çok düşük. Evet. Tek bir mermi yeterli olacak. 2-0 başladı karşılaşmaya Securitas. Yani rampa tarafını görünce aklıma İmor'un düşüşü geliyor. İmor'un düşüşü ama şimdi geliyor. O düşüşün şöyle bir özelliği var. Düşerken info verdi yani. Rakibin nerede olduğunu da gösterdi. Sanki hiç bilmiyorlar. Yani biliyorlardı arkadan geldiğinde. İşte güzel de bir deneme olmuş oldu onun açısından. Bu arada biliyorsun İmor demişken o da takımdaki rolünü AWP özelinde değiştirdi. Evet. Aslında çok İmor kadar kaosu iyi idare edebilen, o yeteneğe sahip oyuncunun AWP'ye geçmesi bence büyük bir dezavantaj ama tabii o noktadaki yeteneği de çok kuvvetli. Bu arada Ruslu yakalayacak Paul Bandana. Headshot'ı gönderdi. Hey 666 özeline. Ve hemen sayı avantajını kazandı round'un başında Securitas. Bu arada deli fişek, o da düşüyor. Paul Bandana'dan çok iyi savunma. Özgüven de hat safhada. 3 skor buldu Paul Bandana rampa tarafında. Ve bu silah roundunu takımına şimdiden kazandırmış gibi görünüyor. Evet, iki isim hayatta sadece. Mugi Warolf ve Aytun çikilisi. Mugi Warolf bombandaya düşmeyi başardı. Yakın mesafede Bozo var. Bozo. Beklemeye devam edecek. Aytun'la birlikte. Bozo. Bozo. Yanında mı Aura? Hiç hazır değil. Evet. Aura takas almayı başarıyor. Aytun tek başına kalan isim. Üçe birlik bir senaryo. Silahın ucu gözükecek ve Berkan Bey Aytunç'u düşürmeyi başardı. Üçüncü round anlamına geliyor Paul Bandana'nın bu savunmasıyla birlikte. Yani bakın iki skoru aldı Paul Bandana. Müthiş bir savunma örneği gösterdi. Üç aldı bu arada. Üç değil mi? Üçüncüyü aldı mı sonrasında? Görmedim. Paul Bandana üç tane skor çıkartmayı başardı. Yani Aura'dan da beklediğimiz aslında bu. 3 skor almasa dahi o savunmadaki 2 rahatlatacak skoru alabilse. O da ilk bir skor aldı, 4 skor aldı. İşte aldığını söyledik ama zaten orada hakkını verdik. Yiğidi öldür ama hakkını ya verdik. Devam mı etsin diyorsun böyle? Tabii ki ona çok ihtiyacı var Securitas'ın. Hızlı bir şekilde Skoyke giderken tek aynı bulunan bir headshot. Aura'nın flash'i takım arkadaşını kör ettikten sonra Rin GTL'yi mi düşürüyor? Silahlar alındı burada. Ama canlar o kadar az ki Mugi Warolf hala etkilenmeye devam etti biraz daha. Nate yok. Yanıcıdan. Aura az canlı çıkacak isimler var karşısına. İlkine bir headshot gönderiyor. Ya yani orada bir takas pozisyonu da yakalanmadı. Çok bedava bir skor oldu bu. Evet. Avantajı aldıktan sonra bir kısmını kaybediyor avantajın. Yalnız rampada bir savaş çıkacak gibi Aura Aytunç'u da düşürüyor. Tek tek skorları toplamaya devam ediyor Aura. 4 skor birden. 15 canlı son isim Rin ve Aura. Ace yapmaya, Ace'e gitmeye tek bir skor.
Rakibini görebildi mi acaba pozisyonda? Göremedi henüz. Sızdı mı diye bakıyor ama yok herhangi bir isim. Şimdi görecek. Ve ise giden bir aura var. Dördüncü round anlamına geliyor. Securitas ekibinden City tarafında 4 round arka arkaya almayı başardılar. Ve şimdi Godboy Creek çekecek. Ya dedin ki harita öncesinde Aura'nın da katkı vermesi gerekiyor. Öyle bir katkıyla başladı ki Aura. 11 skor ilk 4 roundda. Ve Godboy Creek'in artık karşılaşmanın içine dahil olabilmesi için oynayacağı en önemli roundlardan, başlangıç roundlarından biri. 5. rounddayız. Mugi World'da bir AWP var. Ve full utility'ye sahip iki tarafta. Lamp tarafına doğru bir koyacak eğim ama bu flash'la birlikte bir peek istenebilir ama kimse etkilemedi flash. Çünkü bir smoke var midde. Ve rampa arkasında bekleyen 3 oyuncu var. Çok ince bir açı vardı. İsabetli değil ama iyi bir nade. Bu arada Mugi headshot'ı gönderdi ve Erkan Bey'e. Deli fişek yarıcana kadar düşmüş durumda. Suku 2'den bakalım açılacak mı? Smoke'daki yep'i kullanmak istiyor JTL'yim. Ama smoke birazdan bitecek. Orada aura risk aldı ve AWP'li Mugi Warwolf'u düşürdü. 26 cana kadar düşmüş olsa da önemli bir skor bu. Ve B'den açılan bir isim var. Bu arada aura düşüyor. Deli fişek skor aldıktan sonra JTL'ye yakalandı. Hey'den alınan bir AWP etkili. 2 ve 3 Rin rakibini yakalayacak burada. Çok kötü bir timing ball bandana için. Devamında kullanılan bir yanıcı ama Bozo takası buldu ve Bozo 1'e 2 durumda bir clash round oynayacak. Godboy Creek ilk roundunu kazanmaya çok yakın. Evet, B tarafına doğru ilerlediler şimdi. Ve plant gelecek. 2'ye 1 Bozo. İnce bir açı kaçırmıyor burada ve güzel bir şekilde ilk roundunu almayı başardı Godboy Creek ki İşte görüyorsunuz mesela Mugi düştü. Onu deli fişek de alabilirdi o AWP'yi. Mugi aldı ve yine de o AWP ile işte ekstralar çıkartmayı başarıyorlar. Ya Godboy Creek şey gibi. 4 arkadaş uzun yola çıkıyorsunuz. Biri yoruldu mu? Diğeri araba kullanmayı biliyor. O geçiyor, sürüyor arabayı. Aynı AWP kullanımı onun gibi. Müthiş bir örnek bu arada. Çok güzel bir örnek. Tam anlamıyla o. Ve Securitas Brown'da 2 rifle bir AWP, 2 tane de Deagle'la çıkıyor. Utility konusunda çok eksikler yalnız. Godboy Creek bakalım. Kazandığı ilk roundun ardından bir seri yakalayabilecek mi? Çukura doğru kullanılan bir smoke var. Aytunç bir risk almak istemiyor şimdilik. Sızabileceğini düşünüyor rakibinin de tabi. CT lane'den yakın bir squeak savunması. Aura! Bir mermi gönderdi ama isabet bulmadı. Şimdi flash. Aman dikkat Aura. Düşüm oradan. Biz tanıdık düştü. Şimdi rampa yatılan bir flash. Devamında bir tane daha. Ama o flashların ardından çıkmayı tercih etmedi. Yok, hala hey AWP'siyle rampayı kesmeye devam ediyor. Smoke bitmek üzere. Aura'da AWP ile Squeaky de çok çok rahat bir açıda değil aslında. Bu arada Berkan Bey kutunun üzerinde bakalım tahmin edilecek mi edilmedi. Ve burada Rin düşüyor. Rin'in düşmesiyle beraber JTL'yim bir skor bulmayı başardı. Hemen açısını değiştirdi. Rampadan gelebilecek oyunculara bakıyor. Ve orada cross'una çıkacak bir deli fişek var. JTL'yim skoru bulduktan sonra Aytunç takası yakaladı. 35 saniye var roundun bitmesine. 3-2. Tetris'e doğru gelen bir nade var. Nade'den etkilenecek. Canı 48'e düştü Paul Bandana'nın. Berkan Bey! Güzel bir açıda. Hey yakalamayı başardı. Flash'la birlikte Aytunç'un üzerine doğru da ilerleyecekler. Skor da gelecek. 5. round anlamına geliyor. Securitas kazanmayı başardı. Aura öyle bir özgüven dolu ki şu an AWP'yi de kullanmak istedi önceki roundda. Ve tekrardan Paul Bandana Aura ikilisinde bir AWP izleyeceğiz. İkili AWP. Evet. Securitas savunmasında. Godboy Creek yalnız ikili AWP'ye karşılık işte bu Tech Nine Half Pipe çok etkili olabiliyor. Evet. İlk vuruşunuz kaçarsa iyi flashlarla beraber AWP olan site'a girmek çok da zor olmuyor açıkçası. Bakalım o hızlı oyun gelecek mi? Şimdilik gelecek gibi görünüyor. Squeaky hemen çıktı. Mugi iyi flashlar. Mugi biraz zorlandı ve vuramadı. Çok yakında. 19 canlı JTL'yim. Hemen rampaya atılan bir yanıcı var şimdi. Yanıcının etkisinde olan bir isim. Deli Fişek pozisyonu güncellemek durumunda. JTL'imden yakına bir smoke aura. Headshot'ı gönderdi AWP ile birlikte. Ve aslında bir anda kilidini açabilirdi Tech Nine'la. Osaydın Godboy Creek çok yakındı. Başaramadılar. Şimdi JTL'yim. Seni yakalayacak.
Ve son isim Aytunç. Onun da yeri biliniyor. 6-1. İkinci haritaya rakibini seçti. Haritaya çok iyi başladı Securitas savunma tarafında. Evet, sadece hasar bırakabildiler. Hem Jeter Lane'in üzerine hem de Berkan Bey'in. O yüzden çok büyük bir darbe almadı burada Securitas ekibi. O yüzden Godboy Creek tarafının şimdi çektiği roundda bir AWP var. Mugiver Wolf bir AWP tercihinden yana kullandı. 4 tane de AK ile birlikte oynayacaklar bu roundu. Yine ben bir A tarafına doğru bir oyun bekliyorum açıkçası. Orada yine bir açı bekleyecekler. AWP ile. Bu arada tarafına doğru gitti Mugiver Wolf. Vandana'yı yakalamayı başardı. Çok ince kesiyordu. Ve şimdi yakına doğru ilerleyen bir JT lane var. Çok yakın. Erkan Bey istediği gibi. Nehter kullanılıyor karşılıklı. Aura bu arada yakalayacak. Aura'dan güzel bir skor. Hey şimdi aldı AWP'yi. Göründü bu arada. Yediliyor rakibinin. Bir flash istenebilir. Şimdi hey. Flash kullandı. Sonrasında peak ve çok başarılı. Squeaky de yakalanabilir. 19 canı var sadece Jeter Lame'in. Ve bir wallback vermesiyle hey vurmaya devam ediyor rampa arkasında. 4'e 2. Çok etkili skorlar. Rin'le çok yakın olan bir isim var. O da Bozo. Rin bekliyor yalnız. Bozo açılacak. Bozo orayı kontrol etmiyor ve Rin burada skoru bularak 4 ve 1'e kadar getiriyor roundu. Berkan Bey ayakta kalan son isim ve artık ikinci roundunu kazanmış diyebiliriz herhalde Godboy Creek için. Evet, yani işler biraz yavaşladığında bir rotasyon beklemek zorundasınız. Bozo'nun orada beklemesi gerekiyordu bence bir rotasyon. Yavaş yavaş tabii ki takım arkadaşına yardıma gidiyordu ama orada bekleseydi daha avantajlı bir tarafa geçebilirdi Godboy Creek. Plant aldıktan sonra Berkan Bey'in zorlamayacağını göreceğiz. Bir save geliyor ondan ve ikinci roundunu kazanmış olacak Vertigo haritasında. Onlar da bu durumun farkındalar. Yavaş yavaş etrafa bakıp aramaya da devam ediyorlar. Şöyle el ihtimale karşı da Aytunç side tarafını tutmaya devam ediyor. Çünkü bu taraftan ilerleyen herhangi bir takım arkadaşı olmayınca B'ye gelebileceğini düşünmüştü ve bomba patladı. İkinci round gelmiş oluyor Godboy Creek. Ekonomi anlamında çok iyi durumda değil. Ama ya bir silah atabildi Berkan Bey. O yüzden çekecekler. Sadece Bozo'nun biraz sorunu vardı. Onu çözdüler. Aura bu arada zırhsız bir AWP. Çok riskli bu arada. Yani çok riskli bir hamle. Bakalım bunu nasıl değerlendirecek Aura. Şu anda A tarafına doğru, B tarafına bir yanıcıyla Nate geldi. Arka arkaya o Nate'den etkilenen bir Mugiver Wolf var. Smoke gönderecek. Bu tarafa doğru ve boost gelecek buradan. O smoke'la birlikte muhtemelen. Şu anda çok bir hareketlilik söz konusu değil. Beklemeye de devam ediyor. Yani Godboy Creek önceki round'daki gibi bir hata bekliyor Securitas'tan. Şimdi bir yanıcı geldi. Yakın mesafeye güzel bir wallbang. Mugiver Wolf düşürmeyi başardı. Site içerisine doğru Bozo'ya doğru gelen bir Nate var. Bozo'yu da düşürecek Mugiver Wolf. İki skor birden çıkarttı. Ve A tarafından Kism'in de olduğunu söyleyelim. A tarafında şimdi B tarafına doğru gelmek zorundalar ama henüz plant alınmadığı için de beklemeye de devam ediyor Securitas. Site tamamıyla Godboy Clean. Evet, 5 ve 3 zaten pozisyon. Burada o silahları korumak çok daha mantıklı görünüyor Securitas adına. Zaten bir hayli round aldılar. Seni yakaladılar. Bu arada yakalanan bir H666 var. O AWP'yi düşürdü. Yani bunu deneyecek isim bir AWP oyuncusu mu emin değilim. Belki evet. Rifle'la bir iki ismi gönderebilirlerdi o rakibin save'ini bozmak için ama yakında CTL'in var. Smoke söndükten sonra bakalım. Şöyle bir çatışma çıkacak. Yerini belli etti Aytun. Çok da zorlandı vurma konusunda ama her ne kadar skor almış olsa da Berkan Bey takası buluyor Rin. O da Berkan Bey ile karşılaşacak gibi. Diğer tarafta da Berkan Bey
skoru alan isim ve 6-3. Ya şunu söyleyelim. Bir AWP oyuncusunun tabii ki denememesi gereken bir senaryo. Çünkü rakibinizin ekonomisi kötü, AWP çekebilecek bir durumda değil. Hatta silah çekemeyecekler. O silahları sevlemek zorundalar ve siz AWP ile rakibinize doğru, 3 kişilik bir rakibe doğru ilerliyorsunuz. Bu tabii ki hiç istemediği bir senaryo şu anda Gatboy Flea'in. AWP var şu anda Aura'nın elinde. Ve bu AWP ile birlikte savunmaya devam edecek ama Berkan Bey de sadece bir silah. O da AK. Önceki round'dan kalan. Bu iki isim de sadece bir silah olduğunu söyleyelim. Diğer isimlerde zaten sadece P250, bir Deagle, 5-7 düzeltiyorum. Ve bir Deagle söz konusu. Komandanı da hiçbir şey yok. Bozo yakın mesafede deli fişeği almayı başardı. 30 canı düşüyor. Aytunç bu arada rakiplerini rahatlıkla yakalayabilir. İlk skoru buldu Aytunç. Devamında da planta alacak. Yine bir save gelecek gibi gözüküyor. Evet ve 6-4'e çok yakınız. O AWP kalınmak istenebilir ama rampa girişinde Rin burada oraya düşüyor. Bu skordan sonra ufak ufak denemeler gelebilir aslında. Neyin pozisyonu hey göründü bu arada. Görünmedi mi yoksa? Paul Vandana burada mı görüyor? Ho düştükten sonra hey de bir skor buluyor. Save girişimi bir skor bulduktan sonra değişince Gatboy Click tarafından cezalandırıldı oyuncular ve Berkan Bey ayakta kalan son isim. 6-4'e geldi karşılaşma. Gatboy Click çok round vermişti rakibine. Evet. Serisini bozamamıştı uzun süredir ama suskunluğunu bozduktan sonra onların da ard arda aldığı 3. round oldu bu. 6-4. Evet, 4. round da geliyor. Gatboy Click tarafından bunları ne kadar round sayılarını yakın tutarlarsa çok çok daha iyi, ki senin de Ancient haritasında dile getirdiğin bir faktör var. Onu da söyleyelim. Plant aldıkları için T tarafı haliyle ekonomi konusunda biraz daha avantajlı olabiliyor. O yüzden City tarafının olabildiğince o serileri yakalayıp avantajlı olduğu maplerde City haritasında, City haritalarında olabildiğince fazla round'u alıp öne geçip oyunu kendi avantajlarına çevirmeleri lazım. Yoksa diğer türlü işte 4 round aldı, 3 round arka arkaya aldı Gatboy Click ve şu an bu round'u kaybederse Securitas bir ekonomi konusunda problem daha yaşamaya devam edecek. Bu arada bir nade daha gelecek. Flashlarla birlikte Bozo'nun üzerine doğru oynarlar mı? Bozo yakalamayı başardı iyi. Ve geriye doğru çekiliyor skordan sonra. Çok da mantıklı bir hamle. Şu anda onun açısından canı 38'e düştü. Denemeye devam ediyor mu? Mugiwarf'un canı 25'e kadar düşüyor bu bölgede. İyi kaybettikten sonra bir de Mugiwarf skoru gelirse işler sıkıntıya gelebilir. Aura, Aytunç ve Mugiwarf skorları. Deli Fişek o bölgedeki tek isim. Aura skorunu çıkardı. Paul Bandan Aline'i düşürüyor ama sona kalan isim Deli Fişek. Bozo skoru rahat bir şekilde alacak. 7. round. Eğer ki bu roundu kazanamasaydı Securitas, büyük problem başlayacağını söylemiştik zaten ekonomi anlamında. Evet, çok iyi bir B savunması ve çok iyi bir zamanlama. Alınan iki skorla birlikte artık round çözüldü. Securitas adına dediğin gibi bu round önemliydi. Şimdi Gatboy Click. Bakalım. Burada 7-5'i yakalayabilecek mi? Yoksa Securitas bu roundu da kazanarak devreye önde gireceğini ilan edecek mi bu roundla beraber? Paul Vandana'dan kullanılan bir yanıcı. Nate'den de nasibini alan bir Rin var. 77'ye düşürdüğünü. Evet, rampaya hemen bir Smoke Flash ikilisi. Sku 2'den bir peek alınmak isteniyor. CTR Aim'in gönderdiği Nate kimseyi etkilemedi. Sadece 4 canı gitti deli bir şeyin. Hiçbir önemi yok aslında. 666 bir yanıcı gönderiyor ama o yanıcıya bir takip yok. Aura AWP'siyle Mugiwarf'un 1 canı kalmış. İnanılmaz. Nasıl oldu acaba? O AWP vuruşu artık nasıl bir duvardan geçtiyse, ne kadar ince bir yerden geçtiyse o kadar canı bıraktı ve Deli Fişe'ye bir headshot gönderdi Aura. Securitas 8-4'e bayağı bir yakın. Sadece iki rakibi var karşısında. Ve Berkan Bey de burada Hey 666'yı yakalıyor. Rin ayakta kalan son isim. Onun üzerinde bir yanıcı geldi. Yeri de biliniyor artık. Ve 8-4 hiç kimseyi kaybetmeden kazanmayı başardı bu roundu Securitas.
Evet, ekonomi anlamında da iyi noktaya doğru ilerliyorlar. Utility'leri full çekmeyi başaracaklar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Ve diğer tarafta Echo kalmak durumunda olan bir Gatboy Click var ve onlardan da hemen bir taktiksel duraklatma geliyor. Bu taktiksel duraklatma ile birlikte tabii ki konuşulacak roundlar var. Öncesinde rakibinin hatasını bekleyen ve o hatadan round alan bir Gatboy Click vardı ama son iki roundda o hataları değerlendiremediler. Özellikle ekstra agresif deneyen bir Bozo varken B tarafında Bozo'yu düşüremediler ve şu anda da devam edecek mücadeleye Gatboy Click. 8-4 ve sadece 3 round kaldı. Taraf değişikliğine, City tarafına doğru Gatboy Click ekibi geçmiş olacak. Evet, pistollerle birlikte denenen bir roundda Berkan Bey skoru bulduktan sonra takas bulunuyor. Şimdi Aura'dan gelen bir yanıcı ve oradan hızlanacak oyun. Yavaşlatılmış oldu haliyle. Hey. Bir tane yanıcı kullandıktan Aura etkilendi bu arada yanıcıdan. Evet. 68 canı düştü. Tabii yanıcının sonlarına doğru verdiği hasar çok daha fazla. Orada bir yarım saniye yakalanması neredeyse yarı canı inmeniz anlamına geliyor. Smoke bittikten sonra karşılaşacak bir ikili var. Hatta yanında bir takım arkadaşlar var. Aytunç'un CT'leyim. Oraya bakmaktan vazgeç derken bir flash desteği almıştı ama Aura körken rakibini vurmayı başarıyor. Flashsız çıksa daha avantajlı olabilir. Düzeltiyorum. Aytunç bu arada vurmayı başarıyor. Aura'nın flashı vardı o pozisyonda. Evet. Ve sayı avantajı bir anda Gatboy ikiliye geçti bu round özelinde. Ve artık rampadan denemek isteyebilirler ama savunmada biraz kalabalık. İki kişi var. Polvanlar'ın skoru buluyor. Ya tek tek çıkıyorlar ama Mugi Wolf burada bir headshot gönderdi Polvanlar'a ya. Hiç destek yok. Yani açıları çok farklı bir noktada. Böyle bir agresifliğe gerekiyor. Flash bekledi. Rin şimdi düşecek. Bir noscope geliyor. Aura'dan Rin'i düşürmeyi başardı. Harika bir skor geliyor. Aura ilk skor aldıktan sonra ve 9. round anlamına geliyor bu. Böylelikle Gatboy Click şimdi çekecek. Bir AWP parası var mı diye bakıyorum. Hayır. Warolf AWP tercihinden yana kullanmadı. Öyle de bir parası da yok. Bari utility çekmek durumundalar. Bakalım şimdi. Bu round önemli. Gatboy Click açısından. Ya devre önce son 2 round. Gatboy Click 10'a 5 devreyi kabul eder bence. Çünkü çok geride başladılar. Bu arada Mugivarov'tan alınan bir entry. Devamında Berkan Bey takas bulurken Mugivarov AP vuruşunu kaçıran Aura'yı almayı başarıyor bu pozisyonda. 4 ve 2 sayı avantajı. Gatboy Click'te ama az canlı bir Mugivarov var. Şimdi flashla beraber site'a ilerlemek isteyecekler. Bir flash daha geldi. Buradan da bir Bozo'dan flash desteği geliyor. Kimseyi de kör etmedi smoke olduğu için. Mugivarov kutu üzerindeki Paul Bandana'yı bulabilecek mi? Evet. Paul Bandana burada düştükten sonra son isim Bozo'ydu. O da ring tarafından alındı ve 9-5. Devre önce son round'a gideceğiz. Evet, Mugivarov'dan çok iyi bir agresif oyun. Güzel sızdı. Skoru da almayı başardı. Orada da bir mis geldi tabii ki. Kaçmasaydı zaten bugünün düştüğünü görecektik Mugivarov'un ve senaryo bambaşka bir şekilde şekillenebilirdi ama ihtiyacı olan bir roundu kazanmış oldu. Gatboy Click Securitas ekibi karşısında 9-6 için bir şansı var ve bu şansı nasıl değerlendirecekler ve şu an A tarafına doğru yine bir hızlı oyun. Kaos'tan yararlanmak istiyor. Berkan Bey'in canı hala azaldı ve sis içerisinden gelen mermilerle düşürülüyor. CTLM'in yakına doğru ilerlediğini görüyoruz. Aura da AWP ile birlikte kesmeye devam edecek rampı tarafına. Şu an skor alacak. Mugivarov'u düşürmeyi başardı. Nate de geliyor o tarafa doğru. O Nate'den etkilenen bir rey var. CTLM de skor almayı başardı. Aura ile CTLM skor çıkartmaya devam ediyor. Aura son skor gelir mi? Kaçtı. Mis geldi inanılmaz. Nasıl kaçtı o skor? Yani sanki skor gibiydi. Evet. Elinden mermi çıktığında ama sanırım accuracy'sinde bir kayıp oldu o pozisyonda. Mermi farklı bir noktaya gitmiş olabilir ve C4 ile beraber farklı bir tarafa doğru ilerleyen bir Rin var. Rakiplerinin A'da olduğunu biliyor. 1'e 2 pozisyonda. 28 canı var sadece. Plant'ı aldı Rin. Yakından oynamayı tercih edebilir burada. Öyle bir oyun tercih etmiyor. Molotov'unu ve Smoke'unu kullandı Rin. Ve geçtiği açı rampaya doğru.
Evet ve Paul Vanden'ı da yakalayacak. 28 canlı Rini düşürecek ve taraf değişikliğine 10'a 5'lik yavaşlatı orada. Securitas galibiyeti önderliğiyle ilerlemiş olacağız. City tarafında 10 round elde etmeyi başardı. Ve Gutboy Click'de 5 round elde ediyor. Avantajlı tarafa şimdi Gutboy Click geçecek. Ve T tarafında neler yapacağını bize gösterecek diye bir Securitas var. Kaos'u çok güzel değerlendirdiler 5. round'u aldığında aslında Gutboy Click tarafı. Bir daha denediler, bir daha istediler ama o kaosu tam olarak yaratamadılar. Her ne kadar Berkan Bey'i düşürmüş olsalar da. Auro bu arada 24 kill'di. Evet. Muazzam yani bir performans sergiliyor. Adını söylememi beklemiş bence onu. Aynen. Ben söyleyeyim. O info gidince Nake Auro dediğince vurmaya başladı Auro. Önemli. Flash'la birlikte bu arada Decoy mu o? Decoy herhalde bu ki var olsun. Aman aman aman. Müthiş bir headshot ama devamında kaçmaya çalışıyor. Mugi bir tane daha headshot gönderdi. Lot yaparken destek geliyor. Auro'dan iki tane headshot. Çok az canlı bir Mugi var ama yetiştiler takım arkadaşının yardımına. Bozo bu arada Mugi'yi yakaladı. Devamında abi skor da alabilecek mi Bozo? İki skor. Birebir inflasyon 38 canı var. Bozo vurmaya devam ediyor. 56 can da bıraktı rakibini. Ve C4'ü almaya gidecek şimdi. C4'ü almaya gidecek. Yani çok riskliydi o. Tek başına kalan birisi var. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Bozo şu anda bu arada bir fake'i verdi. Tekrar A'ya döner mi diye bakıyorum ama beklemeye devam ediyor burada. Deli fişeği. İki tarafta birbirini bekliyor. Şu an Deli Fişek'in canı da 56'ya kadar düştüğünü söyleyelim. Bozo da burada bir hata bekleyecek. Bir rotasyondan sonra A tarafına doğru Deli Fişek ilerledi şu anda. Süreyi olabildiğince kullanmaya çalışıyor burada yavaş yavaş da. Bozo bakalım. CT bölgesinden A'ya dönecek mi yoksa... Evet, B'ye mi ilerleyecek? Çok fazla seçeneği var. Ama süre az. Burada A'ya gitmeyi deneyebilir. A'ya gittiği anda... Evet B'ye bir fake attı. B'ye bir fake smoke. Burada karşılaşabilirler. Hatta duydu. Duydu rakibini Deli Fişek. Deli Fişek düşüyor burada Bozo'ya. Bozo pistol roundu kazandırdı takımına. 1v2 pozisyonda. İnanılmaz. Çok iyi bir fake. Ve Deli Fişek buna inandı. Güzel bir şekilde... Kazanmayı da başardı Securitas tarafı. Ama yani şey kararı da farklı. Şimdi iki site geçişinin arası çok uzun değil. Evet. Çok şimdi kısa. Mesela Dust 2'de değilsiniz. Rakibin plan sesini duymadan bu kadar da fazla koşmaya gerek var mı? Çünkü fake atılma ihtimali söz konusu. Belki bir süre shift'te yürüyüp planti duyduğu anda koşabilir. Kaybedeceği süre birkaç saniyede en fazla. Rakibine sesi verince sonrasında yapabileceği bir şey de kalmadı. Ve Bozo'nun kazandırdığı bu. Round'la beraber Securitas büyük bir avantaja sahip artık. Gutboy Click Force Bay'e gitmedi. Durum 11-5. Smoke içerisinde bekleyen bir Mugi Warolf var. Smoke'un bitişiyle beraber bakalım orası kızışacak. Ve H666'ya kalandı. Mugi bir skor buldu ama arkasındaki ismi bilmiyor. Paul Bandana. Ay, kaçırdı bu arada. Mermisi kalmadı artık daha fazla. Bir anda Rin'e dönünce... Mugi Warolf'u kaçırdı. Aytuş'tan alınan bir skor var. Paul Bandana. Burada iki skorla birlikte bu roundu noktalıyor. Toplamda da 3 skor aldı. Bu round özelinde ikisi de birbirini ve 12-5. Yani hem Mugi Warolf kaçırdı. Orada imkanı vardı takım arkadaşı çıkınca o bölgeden. Onun da mermisi kalmamıştı herhalde. Evet. Yani bir tane Deagle mermisi var diye o sesi de duydum hatta galiba oradan bir kaçırdı ama sonrasında Paul Bandana'nın da mermileri bitince karşılaşamadılar. Ardından rampadan yukarıya doğru, side'a doğru ilerlerken iki ismi birden yakalamayı başardı Paul Bandana. 12-5. Securitas öyle oynamaya devam ederse 3. haritaya doğru gönderecek bize. Oyun rampadan çok hızlı. 4 kişilik bir flash. Bu biraz yavaşlattı. Securitas hücumunu Mugi Warolf bir skor bulmayı başarıyor. İyi bir flash desteğinden devamında Bozo. Geç de olsa gelen bir takas skoru. Şimdi Paul Bandana site'e ilerleyecek. Site içerisinde FAMAS'la birlikte bir savunma Deli Fişek'ten. İki cana kadar indirse de Paul Bandana'yı düşürmeyi başaramadı. Kullanılan Nate kimseyi bulmuyor. Şimdi kutu üstüne atılan bir molotov var. Paul Bandana ve Bozo'dan alınan skorlarla beraber Aytunç tek başına kaldı burada. Ve 1'e 4 pozisyonda bir flash gönderiyor ilk skoru buldu Aytunç.
Az canlı bir Paul Van Dunn'ı var ama burayı oynamak çok zor. Evet, yani yavaş yavaş Vertigo'nun da sonuna doğru geliyor gibiyiz. Paul Van Dunn'ı düşürmeyi başardı Aytunç. 2'ye 1. Aytunç Jetelay'ı de düşürüyor. 1'e 1. Tekrardan umutları yeşertir mi? Aura ile birebir şu anda Aytunç Aura'yı da düşürmeyi başaracak ve Diffuse gelecek. 6. round anlamına geliyor bu. Godboy Click açısından yani ümitleri tekrardan yeşerten isim. Bakalım devamında neler gelecek. Çok kritik bir round bu arada. Ya bu arada günün ilk serisini hatırlarsan Renown sanırım aldı 4 skorla beraber Inferno'da. Evet. Bir anda ritmi yakalayan bir ekip vardı. 3-0'dan. Aynen oradan harika bir geri dönüş. Bakalım evet. Ona benzer bir hamle olacak mı bu Aytunç'un aldığı 1'e 4'teki round. Aytunç da geçtiğimiz haritanın en fazla skora sahip ismi. Çok güzel bir nate. Bu karşılaşmayı iyi başladı Bozo. 63 cana kadar düştü. Şimdi Aura'dan bir nate gelecek. Bu nate yakına düşüyor. Ama orada kimse yok. Ve midi de Molotov'la birlikte almak istiyor. Hey 666. Şimdi rampadan ilerlemeye çalışan 3 oyuncu var. Orada çoktan geçmişlerdi. Berkan Bey bir pik istedi burada. Kullanılan bir nate. Berkan Bey'le CTL'nin canı bayağı bir azaltıyor. Çok etkili. Devamlı bir flash. Burada bir boost var. Bakalım bu boost duyulabildi mi? Ve Berkan Bey harika bir refleks. İki mermiyle headshot'ı bulduktan sonra konumunu güncelledi. İçim titredi o skoru. O bu arada Aura sızmayı başarmış. Skoru buluyor. Şimdi klima arkasında iki tane isim var. Paul Van Dunn'a 13 canda sadece. Zorlamaya devam ediyor açıyı. Aura'dan iyi bir destek ve sight alındı. Ayakta kalan son isim Mugi. Securitas 13. rounduna çok yakın. Paul Van Dunn'ı aldı. Devleşmesi gereken bir Mugi Wolf var bakalım. Ya bakalım bir benzerini yapabilecek mi? Canlar da biraz azdı ama. Aytunç'un yaptığı 1v4'ün. Ama tabii süre çok kısıtlı. Evet. Mugi yavaş yavaş burayı deneyecek gibi Bozo'nun eğimine çıkıyor ve Bozo hata yapmadığı pozisyonda. 13-6. Rakibinin seçtiği haritada Securitas kazanmaya çok daha yakın olan taraf. Decider haritada Nuke. Sanki oraya doğru adım adım ilerliyoruz. Ve Godboy Click bu roundu pistollerle geçirmek zorunda. Lan yukarı haritasında işler kızışacak gibi duruyor bu iki takım arasında baktığımızda. Yavaş yavaş oraya doğru da gidiyoruz yani. Hani birbirimizi kandırmayalım. Nuke'e doğru gidiyoruz. 13. roundu 13 round elde eden bir Securitas var. Bakalım bir cinden bir deneme. Aura bu arada E666'yı düşürmeyi başardı. E666'nın bombası düştükten sonra düşünce takım arkadaşını düşürüyor bu arada. Skorlar geliyor Aytunç. Sona kalan isim 14. rounduna çok yakın bir Securitas. 1-1'e götürecekler. Harita puanını Paul Van Dunn Aytunç'u almayı başardı ve 14-6'ya geliyor durum mücadelede. Yani hiç varlık gösteremiyor şu anda Godboy Click. City tarafına geçmiş olsa da tabii ki önceki round biraz daha pistollerle oynanan bir oyundur ama şu an bir varlık göstermesi için geç kalın da diyebiliriz. Yani bu roundu kaybettiğinde 16 neredeyse garanti. Securitas açısından. Yüksek. Evet, Erkan Bey. Entry'yi buldu bu arada. Devamında bir de Bozo'dan alınan skor. Yavaş yavaş umutlar tükeniyor. Bir denemede Hay'den geldi. İki skor birden Paul Van Dunn'a da Squeaky'de. Ve son isim Aytunç. 14-6 durum ve Brown'la birlikte artık 15'e ulaşacak Securitas. Bence şimdiden Nuke hakkında konuşmaya başlamıştır Godboy Click. Çünkü buradan dönüş hiç mümkün görünmüyor. Next game. Şu an onlar öyle düşünüyor. Evet yani şu an bu haritayı düşünmelerinin hiçbir anlamı yok zaten. Morallerini düşürür çok fazla bu haritayı düşündüklerinin. O yüzden tabii ki bu galibiyetle Securitas daha motivasyonel ilerleyecek. Daha motive ilerleyecek Nuke haritasına. Ama
haliyle gözü nüke diken bir Godboy Click ekibi var. Bu round, bu haritada yapabilecekleri şeyler artık yok ve son round diyebiliriz bu rounda. Evet, zaten satın alımlarda baktığımızda iki FAMAS, bir SCAT, bir SMG, çok bir tane Deagle. Yani bu rounda kazanmak pek mümkün görünmüyor Godboy Click adına. Ve Intel ESL Türkiye CSGO şampiyonasında yine gelenek devam ediyor. Rakibinin seçtiği haritada kazanmaya devam ediyor takımlar. İlk haritayı Godboy Click kazandı. Securitas'ın seçtiği Ancient'ı. Şimdi burada da Godboy Click seçtiği haritada rakibine mağlup olmak üzere. Durum 15-6. Paul Bandana bir entry buluyor. H666'ydı şurada ama canlar bayağı bir azalmış şurada. Paul Bandana'dan bulunan bir skor daha. Bozo'da bir tane vurdu. Ve 2'ye 5. Şimdi iki kişilik bir savunma var. Az canlı isimlerin dikkatli olması lazım. Paul Bandana ve Bozo'nun. Bu arada CT'leyim. Bugün var off'u düşürdükten sonra Deli Fişek'ten alınan iki tane skor. Sadece 28 canı var. Deli Fişek burada. Berkan Bey tarafından düşürülüyor.